Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığı ve İğniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu aktif hale getirerek de çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu iğne oyası modelini sağa çevirmemizi istendi. Şimdi bu inoyası modelini sizler için sağa çevireceğiz. Arkadaşlar yemenimizin dört kenarını ikişer zincir çekerek tığ battılarla hazırlıyoruz. Böyle tek renk bir borda yemeni düşünün. Kenarlarını kendi rengiyle bu şekilde arkadaşlar tığ battıları hazırlıyoruz. Ve ilk tığ battımızın içine sık iğne ile girerek ipimi bu şekilde buraya sabitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 zincirimi çektim. Hemen yanındaki tığ battımın içine girip şöyle sahte sık iğne yaparak sabitliyorum ki arkadaşlar bu şekilde şöyle zürafaya benzer güzel bir görüntü oluyor bakın. Şimdi 4 zincirimi yine çekiyorum. Hemen bu bordoyla yapmış olduğum tığ battımın içine sık iğne şey ilmek alıp şöyle sahte sık iğne yapıyorum. Yine 4 zincir bu sahte sık iğne arkadaşlar dediğim gibi iğne zarifliği verdiği için böyle zürafalarımız gibi de şey tığ battılarımızı da zürafa gibi durdurduğu için bakın bu şekilde tercih ediyorum. Şimdi 3 tane arkadaşlar 4'er zincirli tığ battığımızı yaptık. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bakın 10 zincirimi çektim. Bu zincir boyut hepsinin aynı olsun. Kimini sık kimini gevşek değil arkadaşlar. Bu şekilde bir iki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum. Bakın. Bu zincir sayısı herkesin eline göre değişir arkadaşlar. Bu bende 10 olur. Sizde 12 olur veya 9 olur. Bu sizin el ayarınıza göre, tığ battı genişliğinize göre ayarlarsanız daha mutazam işiniz olur. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battımın içine girdim. Sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 3 tane 4'er zincirle çekilecek bir tığ battı mesafesi veriyoruz. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 2, 3, 4. Sahte sık iğneyi kapatmak için, oturtmak için bir zincir çekiyorum. Üzerine de 3 zincir bu şekilde 4 zincir olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen yandaki tığ battımın içine sık iğne ile kapattım. Bakın yine zürafa görünümlü bu şekilde bir tığ battılar hazırladık ve buraya yine 10 tane zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10 ne sık ne gevşek orta karar 10 zincirimi çekiyorum. Çünkü üzerine ikişer zincirli kirpikleri gideceğiz arkadaşlar. Demin iğne oyasında gördüğümüz gibi bu şekilde minik minik biz de kirpikler yapacağız. Yine 1-2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine girip bu şekilde bakın, sık iğne yapıyorum ve sabitliyorum Şöyle görünüşü hafif bir bombeli olacak. Fazla değil. Bakın arkadaşlar şu orantı önemli bu bolluk ne büyük ne küçük orta kare 10 zincirli bir bombilik eliniz sıksa 12 çekebilirsiniz yine 4 tane zincir çekiyorum ve hemen bakın yandaki tığ battıya sahte sık iğne ile 4 zincirimi kapatıp bu şekilde zürafalar yapıyorum 4 zincirimi çektim hemen yandaki tığ battıma girdim bu şekilde 2 3 ve 4 Evet bakın arkadaşlar bu şekilde. 3 tane tığ battı 10 zincirden bir tane yuva 3 tane tekrar tığ battı 10 zincirden yuva yaparak ilk sıramızı bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi ikinci sıranın yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz ve ilk yaptığımız tığ battığımızın içine sık iğne ile bu şekilde ipimi sabitleyerek tutturdum. Şimdi 3 olan tığ battığımız arkadaşlar bu şekilde 2'ye düşecek. Yine 4 zincirimi çekip sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Tekrar 4 zincir 4 zincirimi çektim. Tığ battığımın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bakın 3 olan tığ battım. 2 oldu eksiltme işlemi oluyor hem Arkadaşlar şimdi sadece sık iğne ile bakın arada hiç zincir çekmeden sık iğne ile 10 zincirli yuvama geçiş yaptım iki zincirimi çektim tığ battımın içine girip sık iğne ile buraya sabitledim Evet 2 zincir çekiyorum hemen tığ battımın içine girip sabitliyorum bakın böyle minik minik buraya 8 ya da 9 tane Tığ battı Arkadaşlar şöyle köşeye de çekerek yaparsak daha güzel bombili bir kirpikli yuvamız olacak iki zincirimi çekiyorum böyle alttan girip bir sık iğne yapıyorum iki zincirimi çektim hemen buraya bir sahte sık iğne yapıp kapatıyorum 4 oldu 5. arkadaşlar yaptığınızda hafif fazla değil üst üste yığılmasın hafif şöyle köşeye doğru çekerek yaparsak çok güzel duruyor altıncı kirpiğim yedinci kirpiğim bu da sekizinci kirpiğim evet herhalde arkadaşlar şöyle bir tane daha aldırırız dokuzuncu kirpiğimiz Bakın çok da güzel oldu böyle. Diplerini sahte sık iğne ile çektiğimiz için bu zariflikte oldu arkadaşlar. Normal sık iğne biraz daha kaba düşürüyor. Yine bakın bu şekilde sık iğne ile diğer tığ battının içine geçtim. Arada hiç zincirimi çekmedi. Yine 4 tane zincir çekiyorum. Ve hemen tığ battıma girip sık iğne ile sabitledim. teker 4 zincir. 3 ve 4. Hemen tığ battığımın içine girdim. Buraya sahte sık iğne ile kapattım. Yine alttaki 3 olan tığ battım arkadaşlar. Bu şekilde ikiye eksildi. Hiç böyle sık iğne çekmeden şey zincir çekmeden sık iğnemi sabitliyorum. Yine iki tane zincirimi çekiyorum. Buraya şöyle hafif çektirip oturtturuyorum arkadaşlar. Köşeye gelmesi için. Demin yaptığımız gibi ikişer zincir çekerek buraya 9 tane kirpik yapacağız. Yine iki zincirimi çekiyorum. Bu şekilde kirpiğimi yaptım. İki zincir kirpiğimi bu şekilde. Tekrar iki zincir. Bakın. Kapattım. Şimdi arkadaş şöyle köşeye çektim. Bakın. Bunu 9'a tamamlayalım. Burada 9'sa burayı 8 veya 10 yapmayalım biraz birbirine arkadaşlar eşitliğini bozmadan yapalım. Evet 5 ve 6. yapıyorum. Yine 2 zincir. Bu da 7. Demin dediğim gibi hafif çekiyorum. Buraya 2 tane daha yapıp burayı tamamlayacağım. Ve tekrar 2 zincir. 9. da buraya sık iğne ile kapattım Evet hiç zincir çekmeden bakın diğer tığ battığımın içine giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum bu 10 zincirli yuvayı da 9 zincirli kirpikle doldurdum böyle arkadaşlar zarif durmasının sebebi söylediğim gibi sahte sık iğne olduğu için gayet diğer normal sık iğneye göre daha zarif duruyor Yine 4 tane zincir çekiyorum ve tığ battığımın içine girdim. Sık iğne ile kapattım. 4 zincir hemen yandaki tığ battıya girdim. Kapattım. Yine aynı şekilde arkadaşlar sık iğne ile bu yuvaya geçeceğiz ve buraya da 9 tane kirpiğimizi yapıp devam edeceğiz. Bakın. Bu şekilde böyle güzel yuvalarımız olacak. Şimdi üçüncü sıraya geçelim. üçüncü sırayı bu tülbentimizin renginden çürü yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi yemenimizle aynı renkten olanı yapacağız bu sıraları da. Altta ne yaptıysak üstte de aynı bu renklerini yapacağız. Şöyle arkadaşlar size iki üç tane gösteriyorum. Gerisini biraz daha göze hitap etmesi için biraz daha yapıp uzatıyorum. İlk yuvamın içinden yine ipimi sık iğne ile sabitliyorum ilk başlarken bu şekilde 4 tane zincirimi çektim hemen ilk yanındaki yuvamın içine sık iğne ile sabitleyip bakın buraya da bir tane bu şekilde tır battı zürafa yaptık arkadaşlar ve buraya 10 zincir çekmiştik hatırlarsanız ilk sıramızın yuvasını hazırlarken şimdi 5 tane artırıyoruz 15 tane buraya yuva yapacağız arkadaşlar 6 7 8 9 10 Evet orta ne kal sık ne gevşek 13 14 ve 15 15 tane zincirimi çektim şöyle arkadaşlar ilk yuvamın içine giriyorum bu 15 zincirimi bu şekilde buraya sık iğne ile sabitliyorum bakın bunun tepesini bu şekilde kapladı arkadaşlar daha üzerini bu sık iğnelerin kirpiklerini yapınca biliyorsunuz yukarı doğru meyilli olacak kendini yukarı verecek fazla büyü de güzel durmaz arkadaşlar 15 zincir iyi 2 3 ve 4 zincir sıradaki yuvamın içine girdim 4 zincirimi sonuncu tek kalan tığ battımı yapmış oldum 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zincirimi çekiyorum yine arkadaşlar. Bakın burada ilk tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Yine 4 zincir. 4 zincirimi çekip son tığ battımı buraya yapıyorum. Yine 15 zincir. Bu şekilde arkadaşlar 15 zincirli yuvalar yaparak devam edeceğiz. Şimdi son sıramıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi burada tek kalan yuvamızın içine girerek buraya iki tane kirpik yaparak başlayacağız arkadaşlar. Şöyle sık iğne yaparak ipimi tığıma yine bu yuvaya tutturdum. Bakın arkadaşlar. Şimdi bura boşlukta olduğu için aslında yapmayabiliriz ama şöyle göstermek amaçlı yapalım. İster arkadaşlar bakın bu şekilde kırmızı kalem kullanın veya cam hortum bana küçük geldi. Minik kirpiklerden hoşlanıyorsanız cam hortumu yapın veya daha hafif biraz büyük olsun diyorsanız böyle kırmızı kalem kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bakın buradaki yuvamın içine girdim. Yine dibinde bir iki zincirimi çekip öyle kalemime geçirdim. Şimdi arkadaşlar buraya şöyle bir kirpiğimiz için bakın yuvanın içine buraya tutturmak için bir sık iğne. Bir tane de arkadaşlar şöyle belirgin olması için sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde iki tane sık iğne yapıyorum. Direkt hiç zincir çekmeden bu çektiğimiz 15 zincirli yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Şimdi iki tane zincir çekerek buraya kirpikler yapacağız arkadaşlar. Şöyle şimdi ilk önce şöyle bir yuvamızı kalemimizin ağırlığından kurtulalım. Kirpik boyutu bu kadar oluyor arkadaşlar. Bakın. Kirpiklerin boyutu bu kadar oluyor. Ve şimdi arkadaşlar hep beraber yaptığımız için bakalım. 15 zincirimiz ne kadar kirpik alıyor Evet Bu şekilde şöyle Sanki zincir sayımız 3 gibi arkadaşlar İki zincirimi çekip hemen bakın yuvamın içine sık iğne ile Sabitledim buraya bir tane kirpik yaptım Yine iki zincirimi çekiyorum yuvanın içine girdim Ve sık iğne ile sabitledim Tekrar iki zincir Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle hafif kirpiğimiz ve kalemimiz olduğu için oturtturamamıştık. Şöyle hafif sağa doğru kaydırıp bu iç kirpiğimi buraya şöyle oturtturdum. Yine iki zincirimi çekiyorum. Sıradaki yuvama e, şey yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bazen arkadaşlar <laughs> ne konuştuğumu hatırlayamıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Yuvanın içine kirpik olarak kapattım. 6 tane oldu. 2 zincirimi çekip şöyle 7 8 şöyle arkadaşlar. Fazla değil ama hafif şöyle yaptıkça rahat yapmak için ileri ileri gidiyoruz. Bu şekilde yapımına devam ediyoruz. 2 zincirimi çektim. Hemen buraya sık iğne ile kirpik yaptım. 2 zinciri çekiyorum. 10. kirpiğimi de buraya yapıyorum. Tekrar 2 zincir. 11. Tekrar 2 zincir. Yuvaya girip 12. Şöyle arkadaşlar kalıp gibi dursun diye. Şöyle bombili dursun diye daha doğrusu hafif yine çekiyorum. 2 zincirimi çektim. Buraya sık iğne ile sabitledim. 2 zincirimi çekiyorum. Bakın kapatış şeklimiz bu şekilde sahte sık iğne ile oluyor yeterli sanırım arkadaşlar 14. sık iğne kirpiğimizi yaptık hemen sıradaki bakın tek kalan yuvamızın içine sık iğne ile buraya ipimi yine sabitliyorum geçiş yaptık yuvamıza şöyle dibinde arkadaşlar zincirimi çekiyorum ipimi de uzattım yine arkadaşlar bakın bu kalemimizi geçiriyoruz ilmeğimizi şöyle geçirdik o tutturalım aynı yuvanın içinden girip yine buraya bir ve iki iki tane zincirimi çekiyorum ve kalemimi tutup şöyle ilmeğimi tepesinden artıyorum Bunu arka tarafından da geçirebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde iki tane ilmeği buraya topladık şimdi arkadaşlar bakın buradan girip buraya dibine bir tane sık iğne yapıyorum bir tane de sık iğne arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle ara mesafesi olması için yapıyorum direkt ilmek yığılmaması için muhakkak buraya dibine iki tane sık iğne yapın ipleri arttıktan sonra yoksa da böyle güzel durmuyor arkadaşlar ilmekler bu tarafı doğru yığılıyor sık iğne onun yığılmasını engel oluyor şimdi arkadaşlar kalemimizi yine çıkarıyoruz bu şekilde bakın ilmeğimiz şimdi bunları kirpik yaparak ayırt edeceğiz Evet buradaki 15 zincirli yuvanın için arkadaşlar ikişer zincir çekerek yine kirpikler hazırlayalım bu şekilde şöyle bakın dibinden oturtarak başlarsak şöyle köşeden güzel kirpikler yaparak devam ederiz. İki zincirimi çektim. Hemen yuvamın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Ve iki zincir yuvanın içine girdim. Sabitledim. Aynı şekilde arkadaşlar buraya da 14 tane kirpiğimizi dolduralım. 2 zincir 5. 6 7 Ve 8 Şöyle çekiyorum arkadaşlar Bakın. Böyle hafif fazla üst üste yığılmadan Çektim yine iki zincirimi çekiyorum 9 Şöyle 10 11 12 Şöyle hafif 12 13 ve 14 Bu şekilde arkadaşlar hazırladım yuvayı ve buradaki yuvanın içine girdim. Tek kalan yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Yine aynı şekilde arkadaşlar dibine 2 zincir çekip aynı bu aralarda yaptığım gibi ikişer ilmek alarak devam edeceğiz zaten anlaşıldı geri kalan kısmı hemen tamamlayıp şuralara kirpikler yapıp bitireceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu yaptığımız kirpiklerimize bu şekilde minik minik kirpikler antenlerimizin tepesine minik minik kirpikler yaparak bu şekilde arkadaşlar süslüyoruz şöyle bakın arasına yapmıştık şöyle antenimizin ilkinden giriyorum şöyle arkadaşlar bakın bu sık iğnemi şu, şu şekilde bolca yapıyorum Çünkü bu sık iğnemiz bu kirpiklerimize yuva olacak o yüzden fazla sıktırmayın bol bırakın rahattığımız girsin 5 tane zincir çekiyorum bu yaptığım sık iğnemin içine tam o aralıyorum bakın arkadaşlar bu şekilde sık iğnemi ve ortasından girip buraya normal sık iğne ile kirpiğimi düğümledim sabitledim 5 zincirimi çektim yine aynı yere ilk kirpiği kapattığım yere 3 tane kirpik kapatıyoruz buraya ikinci kirpiğimizi de kapattım ve yine 5 zincir 5 zincirimi çektim hemen diğer kirpiklerin yanına yani sık iğnemin arasına bu şekilde sabitledim. Şimdi arasına 3 tane zincir çekerek arkadaşlar geçiş yapıyorum. Geçiş köprüm. Şöyle yaparken biraz sünüyor arkadaşlar. Hafif şöyle çektirmeden yaparsanız daha muntazam olur. Yine 5 zincir. 5 zincirimi şöyle aralıyorum bakın. Hemen tam ortasından girdim Sık iğne ile sabitledi. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle arkadaşlar kirpikleri girince daha kaymadan sağa sola hepsini bir araya toplaması zor oluyor. Böyle tek sık iğnenin içinde topluca güzel duruyor arkadaşlar kirpikler. Ne 5 zincirimi çekiyorum. Yine demin kapattığım bu yani iki tane kapattığım sık iğnenin yanına üçüncü sık iğnemi de bu şekilde kapatıyorum bir zincirimi de çektim ipimi koparıyorum İpimi hemen yakıp geliyorum Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde modelimiz hem iğneden ta hem hiç ip koparmadan sıralı bir model şöyle 4 sefer kirpikleriyle beraber 5 sefer 5 sıra gideceksiniz ama arkadaşlar hiç ip koparmadan gidileceği için hızlı gayet kolay bir şekilde rahat bir şekilde yapacağınıza eminim sadece bu kirpiklerinde bir ara ara koparmalar var arkadaşlar modeli kadar güzel ki artık o kadarcık da olsun diyelim bu emek için güzellik için değer Evet modelim bu şekilde arkadaşlar şöyle yakından inşallah net güzel bir görebileceğiniz bir çekim olmuştur Evet arkadaşlar emeklerim için sizden beğeni ve yorum bekliyorum Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Önerilerde de öne çıkmak için. Emeklerim için, sizlere yeni video atabilmek için beğeni ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.